Şimdi Maurice Chinasi'nin hikayesi çok güzel bir hikayedir. Bu Manisa'da fakir bir Yahudi çocuk. Çok fakir. 8-10 yaşlarında difteri hastalığına yakalanıyor. Bunu ölecekler diye bakıyor. O sırada Manisa'da Chinasi diye bir doktor varmış. Bunu alıyor. Hiç para mara almadan bütün ihtiyaçlarını görerek çocuğu tedavi ediyor. Çocuk tabii büyük bir minnet duyuyor buna. Bu çocuk 15 yaşına geldiğinde kardeşiyle birlikte kaçak bir vapura biniyor. Hatta sığır vapuruna, sığırların arasına karışıyor. İskenderiye'ye gidiyor. O zaman İskenderiye çok canlı bir şehir. Aynı İzmir gibi ama İzmir'den daha canlı İskenderiye. Orada müthiş zenginler var. Çoğu Yunan asıllı. Tam bir liberal düzen var. Oraya gidiyor. Orada bir tütün tüccarının yanında çalışmaya başlıyor. Bu Maurice Chinasi'nin Yahudi adı nedir bilmiyorum. Çalışmaya başlıyor. Çok iyi çalışıyor. Tütün işini öğreniyor. Tütün çok önemli o zaman. Yani tütün çok önemli. Zaten İskenderiye'ye Türklerden aldıkları tütünü pazarlıyorlar. Türkiye'de büyük tütün üreticisi. Ondan sonra bu diyor ki benim şeyim Amerika'ya gitmek diye yalvarıyor. Yanındaki zengin adam, Rum asıllı adam, buna biraz para veriyor. Bunu çok seviyor. Ve bu Amerika'ya gidiyor. Tamam mı? Tabii Amerika'ya gittiğinde bu adam işte 55 doğumluysa 80'lerde falan Amerika'ya gidiyor. 1880 bu. Ya bu çocuk tabii tütün işini biliyor. Tütün işine giriyor orada da. Derken tütün sarma makinesi icat ediyor. Bu çok mühim. Eskiden biliyorsun bizimkiler yabancı ince gazetelerin kağıdını keserlerdi. Evet. Tütünü sararlardı, kıyarlardı böyle. Sararlardı, oradan içerlerdi. Bu büyük zahmet. Onun makinesini yapıyor. Tütünü geliyor, bir yerde sarıyor, bırakıyor. Artık şey yok ama. Sigara mı yapıyor? Sigara işte, sigara. Bu makine icat ediyor, patentini alıyor. Ve buradan bayağı zengin oluyor. Fakat asıl zenginliği bir ortakla bir tütün şirketi kuruyor. Philip Morris. Ve meşhur Philip Morris'in kurucusu bu. Morris adını da niye alıyor Amerika'da biliyor musun? Amerika'da Yahudi düşmanlığı var. Yahudi adını kullanmak istemiyor. Morris adını alıyor. Soyadını da o doktordan şey Chinasi olarak alıyor. Yani Amerika'ya yani gittiğinde... Bu adı kaydettiriyor. Resmi tabii tabii oluyor. Resmi olarak adı Amerika'da nasıl yapıyorsa. Ben diyor Maurice Chinasi'yim diyor. Onlar da Maurice Chinasi diye yazıyor. O zaman biliyorsun... O zaman göçmen yeri göçmenlere falan. Karşı Amerika'da müthiş bir ilgi var. İstek var. Gelsin insanlar. Gelsin burasını canlandırsın. Amerika'yı kalkındırsın diye ki o çok doğru politikadır. Şimdi Maurice Chinasi, Philip Morris'i kuruyor. Philip Morris biliyorsun dev gibi şirket. Evet. İşte Maurice adı oradan geliyor. Ha, bilmiyordum. Sonra hisselerini satıyor bir yaşa geldiğinde. Büyük servet sahibi oluyor. Ölmek üzereyken diyor ki vasiyet olarak. Yahu diyor Manisa'ya diyor 1 milyon dolar bırakıyor. O zaman 1920'de 1 milyon dolar çok büyük para. Çok büyük para. Robert College kaç bin dolarla kurulmuştur biliyor musun? 1850'lerde 50 bin dolar bağışla. Robert diye bir adam Hristiyanlığa çok bağlı. Bir papazı buluyor. Ya git diyor Osmanlı'da diyor bir misyoner okulu aç diyor. 50 bin dolar bağışlıyor. 50 bin dolarla Türkiye'deki Robert Kolej kurulmuş. Milyon dolar çok büyük para. Bu adam öldükten sonra kız kardeşi Manisa'ya geliyor. 200 bin dolarıyla hastane inşa ettiriyor. Bütün şeyiyle, teşkilatıyla. Çocuk hastanesi yapıyor. Kendi çocuğu. Maurice Chinasi çocuk hastanesi. Manisalılar bunu bilir. Şimdi bu vasiyet etmiş. Benim de külümü diyor. O hastanenin şeyine dökün diyor. Temeline. Temeline. Ya inanılmaz bir bağlılık ya adam. Çünkü o sırada zaten Yahudiler, o sırada zaten İsrail yok. Yahudiler vatan olarak Osmanlı'yı, Türkiye'yi görüyorlar. Şimdi kız kardeşi bunun ama bu vasiyeti... Türkiye Cumhuriyeti kurulunca Türkiye Cumhuriyeti. Oluyor. O 24'te oluyor bu veya 25'te. Kız kardeşi geliyor, 200 bin dolarla çok modern bir hastane yapıyor. O da büyük para 200 bin dolar. 800 bin dolarını da bir fona koyuyorlar. O fon hisse senedi şu bu alıyor, tahvil alıyor. Onun aslında geliriyle de hastaneye her sene para yolluyorlar. İdame doktorlara şuna evet. Buna maaş olarak. Ve Maurice Chinasi'nin sayesinde şeyde Manisa'da güzel bir hastane var. Sonra onu da yeni öğrendim. 3 sene evvel bunun bir derneği var. Maurice Chinasi'nin hastanesi bir dernek idare ediyor. Yani şey olarak yaşatma para alıyor. Yaşatma derneği evet, gibi yaşıyor. Bir dernek para ona geliyor, dağıtıyor falan. Onun başkanını FETÖ'den içeri alıyorlar. Saçma sapan bir şeydir muhakkak. Biliyorsun yani bilmem nereye para yatıran, bilmem nereye telefonla görüşen FETÖ'cü diye içeri alıyorlar bunu. Ondan sonra hastanedeki şeyleri, aletleri şeye naklediyorlar, şehir hastanesine, devlet hastanesine. Ne oldu? Bina herhalde duruyor. Bu aslında utanç verici bir şey yani. Yani utanç verici bir şey bu yahu. Yani kafaya bak yahu. Bu güzel hikayede sonuca bak. Evet.